Let the rhythm. Let the rhythm just. Merhabalar, daha önceki videolarımda Mia Planner'ımdan size bahsetmiştim. Bu sefer unutmazsam aşağı linke koyacağım. Ben nasıl süslüyorum ondan bahsedeceğim biraz size. Benimkinin kapağı böyle güllü. Washi tape şurasını ben ekledim. Washi tape'lerle süslüyorum genellikle. İşte burayı da ben ekledim. Başka neler var? Burada doğum günleri yazıyor. Her ayın başında böyle aylık bir bölüm oluyor. O bölümde ilk önce bu o aya ait olmayan boş olan günleri kapatıyorum. Böyle günler varsa sonra genel olarak bildiğim şeyleri yazıyorum ya da ay içinde çıkan şeyleri. Böyle duruşma günlerini falan yazıyorum. Tiyatroya gidecektim onu yazdım falan. Bu yanda da liste yapabileceğiniz yerler var falan filan. Bu benim ilk haftamdı. Bunu göstermiştim. Böyle pandalı bir tema yaptım. İkinci haftam böyleydi. Bu da üçüncü haftamdı. Her birini ayrı ayrı sevdim. Çok severek kullandım. Şimdi geldik dördüncü haftamıza. Genellikle bunların üstüne ufak ufak çıkartıp atabileceğim notlarla o hafta ne olduğunu yazıyorum. Ama bu haftam böyle bir boş sanki. Hiç kafamda planlı bir şey yok. Onun için ekstra şeylerimi koymayacağım. Fakat genel olarak nereden ne kullandığımı göstereceğim size. Biraz da yaparken göstereceğim. Bu açıyla şu anda benim burada yapmam biraz zor ama elimizden geleni yapacağız. Öncelikle bir tema belirliyorum ya da bir renk belirliyorum. Şöyle çiçekli olsun, şöyle böcekli olsun falan gibi. O belirlediğim temaya göre elimde uygun olan washi tape'lerimi seçiyorum. Bu hafta pug yani şu sevimli köpekçiklerle ilgili bu minik köpekler var ya. Onların bir washi'si var elimde. Şöyle pak köpekli bir washim var. Bununla bir şey yapacağım. Bunun üstündeki renkler genellikle siyah, beyaz ve kırmızı olduğu için diğer renkleri de onlardan seçtim. Hangisini nerede kullanacağım, nasıl kullanacağım henüz belli değil. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Diğer seçtiğim washiler de böyle bakalım bitince ne olacak. Bunun dışında Türkiye'de işte etiket bulamadığımız için çok fazla üzülmeye gerek yok. Şu gördüğünüz Google'a yazıyorsunuz. Aradığınız temayı pug yazdım ben. Şöyle bir tane buldum. Onun büyüğünü bastım. Tek tek kesmek için. Şöyle bir tane buldum. Bunlardan da bu karelerin boyuna göre küçük küçük kestim. Onları da hemen göstereyim. Bir şöyle kestim. Birkaç tane böyle tekli kestim. Böyle kestim. Bir de böyle kestim. Bakalım sonuçta ne gibi bir şey çıkacak beraber göreceğiz. Sayfamı da bitirdim. Şimdi üstüne almam gereken notları ve yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Mesela şurada egzersiz yazan bir bölüm var. Ben elimdeki etiketlerden yani temama en çok uyanlardan birini seçiyorum. Onun üstünü kapatıyorum. Buraya ne yapabilirim? Mesela genelde ben YouTube
Listemi yapıyorum, film listesini. Videolar yazıyorum bunun üstüne. Ben şu görmüş olduğunuz ki bunları da tek tek böyle paketledim, kolay bulabileyim renklerine göre. Kendim yine kağıttan yani A4. Bunları sticker kağıdı üstüne de yapabilirsiniz. Ben henüz almadım. Bulursam öyle bir şey de yapabilirim. Alışveriş, edit, to do, vlog, fotoğraf, YouTube, temizlik falan gibi böyle bir şeyler yazdım. Bildiğim bir şeyler varsa şimdiden yapıştırıyorum. Mesela YouTube genelde pazar günü olduğu için onu yapacağım. Onun dışında bildiğim bir şey yoksa bu tema için seçtiğim renk bu. Bu küçük bir çanta ile beraber bu defterle yanımda taşıyorum. Gün içindeki notlarımı alırken yapıştırmam gerekirse bunları da yapıştırıyorum. Şimdi YouTube için bir tane şöyle daha evvel göstermiştim. Kalın fotoğraf makinesi washi'm var. Temama uyan bir renk var mı diye bakacağım. Şu siyahlı güzel olabilir. Şunlar daha evvelden kesmişim ama bu ölmüş zaten, bu mavili. Bunlar tekrar çıkartıp yapıştırılabildiği için biraz daha kullanılıyor. Sanırım şunu kullanacağım. Bunu keseceğim ve pazar gününe yapıştıracağım şimdi. YouTube tamam. Onun dışında edit. Hemen bir tane pazartesi akşamına bir edit koyacağım. Elimdeki paglarla süsleyeceğim biraz. Son olarak çantamdan 3 tane yine kağıttan şey çıkartıyorum. Biri kahve. Hafta içi akşamları bir gün mutlaka Funda ile buluşup kahve içiyoruz. Büyük ihtimal pazartesi salı olabilir. Konuşmadığım için kendisiyle daha henüz onu yapıştırmıyorum. Bir tane şöyle mektup gibi bir şeyim var. Bir arkadaşımı aramam gerekiyor. Bunu onun için not alacağım. Bir de şöyle popcornum var. Ben hafta içi kendime böyle film akşamları düzenliyorum. İnternetten korku filmi seyrediyorum. Onunla da bu popcorn'u yapıştıracağım. Onun dışında yaptığım şey şuraya video diye not alacağım. Bir de buradaki günlerin üstünü kapattığım için, her seferinde yapmıyorum ama bazen yapıyorum, koyu renk bir kalemle üstüne tekrar yazıyorum günleri. Bu normal bir jel kalem, çok belli olmuyor ama daha koyu renk bir kalemle daha güzel oluyor. Onun için şimdi yapmayacağım. O kalemim yanımda değil ama bunların üstüne aynen kendi harfleriyle pazartesi salıyı tekrar not alıyorum. Daha belirgin olsun diye. Şuraya hemen mesela çok geciktirmeden salı günü arasam iyi olur. Şöyle not alıyorum. Üstüne de ismini de yazacağım. Blok yazılarım var. Onu planlamadım. Planlayınca her güne blok yazıları notlarımı alacağım. Birazdan o planlamamı yazacağım. Şuraya da hemen videolar diye yazıyorum. Bu videolarla ilgili, çekeceğim videolarla ilgili fikirler. Mesela bir video için almam gereken ürünler var. Onları da buraya yazacağım falan filan. Bitmiş hali budur. Benim çok hoşuma gitti. Yine yaptıkça çok keyif alıyorum. Şöyle size yakından göstereceğim. Umarım size biraz fikir verebilmişimdir. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Belki bir iki tane daha çekerim böyle video, eğer beğendiyseniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.